Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Aziz kariler, talib-i ilimler, hemen izge Ramazan mübarek olsun. Ramazan ayı Kur'an ayı. Kur'an-ı Kerim köp okuladı. Müslüman kişi asli hayatı Kur'an-ı Kerim bilen buladı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Peygamber bu kıyan payetleri de ne yapıp geldiniz? Ne yapıp peygamberlik sahip kıyanlarsa o zidiyse Kur'an oku veriyenler. İnkar kılıçsa cevabı giyen Kur'an oku veriyenler. Tan alıp, Müslüman olup örgeneliği için deyse onge hem Kur'an oku veriyenler. Başka kabilelerden gelip Resulullah'ın anlarda talim alıp yurtuge alım olup bormak için bugün kişiler giyen Kur'an yetlet gelirler. Asasi iş Kur'an yetleş bugün. Hal-ı süpen işiyem asasi ise Kur'an yetleş bugün. Fakat ular kelime kelime yatılıp, her bir kelimeni düşünüp, Arap özün dili düşünedi. Lekin Allah'ın maksadını düşünüp o kelimeden. Tatbikini örgenip okuşken. Şunun için uzun müddette, lekin Kur'an bilen ulanın binası kurulgen. Ahl-i Bedir 313'te adam. Ansar-ı muhacirden ibaret. Allah'ın melerine de razı olsun. Hemenleri hem bir hal derecede girmez. Mesela uçlarının mutakaddim en peşleri 100'te çıksa şu 100 kişi dünyanın özellikleri var yani. Demek ki çünkü onların vücudu Kur'an bile kurulgen bu. Kur'an-ı Kerim Müslüman ümmetinin bar yoku Kur'an. Kur'an'la ab koysa hiç ve kası kalmaydı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e katlı bağlanış gerek. Yaşlı giden Kur'an'ı köp okuş gerek. Bizge köp saval kirledi, kanakalı bağlan kalı buladı. Birinciden atağının niyet kısın. Allah Teala'dan sorasın. İkinciden mesela o şu yaş balanı oyuna bürgen cahiyye Kur'an'ını pest avazda koyup koysun. Eğer üç günde bir mette hatim olsa on paradan günlüğe eşittim oyuna bir. Bir yılda 100 mette eşitledi Kur'an. Tör yılda 400 mette, 5 yaş geçtikçe 500 mette eşitledi. 500 mette eşitken nertesini bola ki tabbet yada de okutsa şerletip aradı yan bula. Angliya'dan bir erhatın magistraturanı Amerika'da örgengeni borib 2 yil turib magistrini o'qib kelgan. O'sha asnoda ayoli homilador bo'lgan. Qaytib kelishgandan keyin Britaniyada tili chiqqan bolada Amerika lahjasi sezilgan. Homilada eshitgan narsalari kirgan quloqiga. Ilmiy tadqiqotlarda bu narsalar isbotini topgan. Shuning uchun ko'p eshitish kerak ona va bola. O'z-o'zidan inshaalloh keyin oson bo'ladi. Qur'oni Karimning barakati bo'ladi. Shayton qochadi, jinlar qochadi o'sha yerdan. Allah'ın kelamını berekatı nazil oladı. Keyin ondan keyin tili çıkkanda ham birinci bolup Kur'an-ı Kerim'ni başından birinci kelimesinden okutmasa hem tili yaxşı çıkkandan keyin Kur'an-ı Kerim'ni yatlatış gerek. Lekin biz tavsiye kılıyabımız bir denge yatlatış kekiritmezden birinci tili örgatış gerek. Arap tilinin uzunu. Yazışını, anca bunca düşünüşünü, mutfilin körüp düşünüşünü, gəpirişini örgənsa ki Kur'an'ını asan alır. En neçə yaşdan başlaş gerek hemen ki kabiliyyət xarxıl 6 yaş, yaxşı yaş. Yaxşı nəticə verir. Onunla aldın başlayanlar köpünçə balanı qiyinəb qoyar. Bekərgə hükümetler hemen şu 6 yaşdan, 7 yaşdan başlamaydı məktəb dərsin. Şu vaqtda fikirləş, yadləş, kabiliyyəti, tənəni oturup okuşkaya kuvvata hem hasıl bugün bulan. 3 yaş balaga oturasın məydə 1 saat, 3 saat desiz, o tabiat buzulup kalır. Yatlaşı mümkün. Lekin onu balalige tabiatı ketip kalır. En Kur'an-ı Kerim'in hususiyetleri var özge has. Arap tilinin hususiyeti şu ki insanın tavuş azalarını hemesini işletedi. Kur'an-ı Kerim'de insanın kemalatı var. Onu manalarını özde tatbik kısayız, ahlaklarını mükemmel insan bulasın. Şu bilen bir ki Kur'an-ı Kerim başka cehetten hem kemalat bilir. Birinciden bir ayette, uzun ayette okuş için çukur nefes alasınız. Obkezge kemalat bilir. Telaffuz kılasınız, nutkizge kemalat bilir. İnsanın tavuşu baş kekirdekiden, obkeden çıkıyor hava, kekirdekideki tavuş peçesinin titretişi bilen payda bulundu. Birinci tavuş, en zayıf tavuş, öçü kekirdekideki içindeki tavuş peçesinden payda bulundu. En zayıf tavuş. Ki o halkın boşluğu da, ağız boşluğu da, divarlarga urilib, tishga urilib, tanglarga urilib, keyin butun ovoz olib chiqadi u. Eng zaif birinchi hosil bo'ladigan yeri tanbirni chertsangiz ovoz chiqadi-yu tordan.
Hodu şuna kanka tavus peçesinden tavus peyda bırak. Ham şu yerden hamza çıkardı. Yani tavus peçesinden ya ki yani tavus peçesinden tavus peyda bırak. Yani birinci orundan hamza çıkardı. Ondan ki bilesler altıda harf halkumdan çıkardı. Ha, hamza ha, ayn ha, ayn ha. Ha, özü halkum özü 2 santimetredir bu ise uzunluğu. Şundan altı harf çıkardı. Ketme ket. Bizde üçte mahrajda halkumun başı, ortası, ahırı değildi. Yakınlaştırış için. Lakin hamza bilen ha bir cadden çıkmaydı. Hamza ortadan laha çıkardı. Ayn ortadan laha çıkardı. Ayn ortadan laha çıkardı. Halkumun hama cüzü işleydi. Mesela biz Uzbekistan'da halkum harfi yok bitti. En çukur tavuşumuz, undaş tavuş, ha, men ham degendeki ha, til arka undaş değildi. Halkumuz. Köp türlerde halkum işlemiydi. Çünkü bizi karlılar köpünce ha bilen ha'nı almıştırıp verildi. Köpünce hamza ne etmedi? A değildi. A demeydi. Elhamdu değildi. Biri öyle ana etedi. A, elhamdu deyip hamzanı çıkarmaydı. Çünkü hamza bizde yok, biz takrigi bilen yok. Hamza o şu en tübden çıkardı, ondan pasından uz tavuş payda olmaydı asıl. Halkumun hamasını kamradı mı? Tilli uzda 10 tane haracı var. 4 santimetre cedi. Tilli tepesinden en çukurdan kaf, kaf bolu boşlanıp ortadan cim, şin, ya, katar aldıdan tilli uç harfleri çıkardı. Yanıdan dot çıkardı, ikeli yanıdan. Aldı kırgağıdan lem çıkardı. Tilini uçu geçe, tilini uçu bilen tengelerden alayda harfler çıkardı. Tilini uçu bilen çişini uçu da alayda harfler çıkardı. Lisevi dediğimizde, fe, ve, zel, va harfleri. Ve lebden, leb harfi yan var. Vav, birbirge yapışmagen. Be var, birbirge urulgen. Mim var, birbirge yapışken. Fe var, çiş bilen leb. Lütuf çıkışı mümkün bugün hemen cüz, hemen kısım ağız yüzü içi de hemen işleydi. Til yanı hem aldı hem tepesi hem tole, üç hem tenlege vurulub hem tişki vurulub hem tişini üçü bilen, tıkı bilen. Hemen tişini tülyizi birer cahiden harf çıkmayan cahaya kalma gidi. Hemen cahiden çıkardı. Bu degeni lütuf azalarını o da faallaştırdı degeni. Mesela eşit til basıp çıkardığı harfler bizde yok. Arap tilde var. Şuningdek, til yotgan holda nutq qilinadigan harflar bor. O'rta ko'tarilgan holda nutq qilinadigan harflar bor. Tanglaga yopishguday ko'tarib nutq qilinadigan harflar bor. Bizda masalan, oxirgi to, sod, bo, vo kabi itboq harflari deymiz, tilni tanglaga yopishtirib aytadigan harf bizda yo'q. Hamma harfimiz ingichka biz. Tovushlarimiz. Boshqa tillarda ham solishtirsa shunday. Tilni tanglaga yopishguday cho'ziladi. İtibak harflerdi. Yani tilini hemen muskülü işleydi. En ahirge maksimum derecede. Bu nutkını bekuvat, tınık, nutk azalarını sağlam kılır. Kulağını nutkını uzge verediyen kemal adı. Hali siz bilmezden nimeligin o. Adi tecvidini tatbik kılışını uzdu. Çünkü tecvidini tecvid, tatbik kılış vacib oladı. Kulağını manası doğru çıkış için ve bu sizge paydı. Başta bir tecvidi kula olursun. Hane hedeb ayinni keyin chiqarar, vonni keyin chiqarar degan odam adashadi. U Qur'ondan kamol ololmaydi. Bu Qur'onni xato yodlaydi va o'qiganiga savob emas gunoh oladi xato o'qigani uchun. Birinchi alif beynatgan paytda alif ba ta sa deb tilni chiqarib aytish kerak. Hozir sa deb turaver demaslik kerak. Sa, sod. Sodni chiqarmaguncha dodga o'tkazmaslik kerak. Nutqni dona-dona qilib chiqarish kerak. Bir haftada bitta harf chiqarsa ham bo'ladi. Çıkarır elbette insan madamiki nagiranlığı bulmasa çıkarır. Bana bu nutkını, nutk azalarını uzun faallaştırır. Ayetlerinin kıskaları var. Kıska nefes alıp kıska sarıflaştı oraya dedi. Uzunları var. Çukur nefes alıp uzak sarıflaştı oraya dedi. Öpkenle hem tuğla işletti. Çukur nefes alış için burundan alasız. Burun boşluğunu hem tazeleydi. Burun boşluğundan hem nun bile mim çıkardı o günlerle. Şunindek Kur'an'da medler var. O sizge tavuşunu zab ettiğimiz yani tavuşunu o yüzü avaz yüzü o yüzü başka resimizde örgüt edin. Ya eyyuha diz. Ya eyyuha mes. Şunindek Kur'an-ı Kerim ahanra var. Bu önde nutkunu uzdem.
Kur'an'ın kemalini gördünüz mü? İnsan gebedeyken kemal, kendi kemal verir. Adi nutkutu uzda bu. Hala hiç neyse kıyanız yok. Manasını düşüngeniz yok. Başka kıyanız yok. Şimdi şu kelimelerin telaffuzunu uzda şunca kemal et. Tavuş izge ve nutkuların izge. Şunindek bunu yaşlıkta kılınsa ki nutku şekillendiğinden peyitti. Baş ilk peyitti. O adam nutku mükemmel buladı. O 18 yirmi kirganda borib qilsa ham bo'ladi. Unda u yoshlikdagi saliqa, o'shindagi tabiiy holat shakllanishi qiyin bo'ladi. Ancha vaqt mehnat talab qiladi. Yoshligidan bo'lganda nutq shunday kamol komil bo'ladi. Endi undan tashqari Qur'oni Karimda ohanrabolik bor. Nazm bo'lmagan, ya'ni she'r bo'lmagan ohanrabo yaxlit kitob Qur'on xolos. Boshqa birorta kitobda ohanrabolik yo'q. Kur'an-ı Kerim'de vazn var, ritim var. Her bir surenin özünün ritmi var, ika deyiladi. Bu siz öz bilmege halde sizde edebi zavkını, musiki zavkını, yani ahen kılışını payda kıladı. Şunun için izacani bir ayetini alıp tebbetki koyup koysa okşamaydı. İzacani uzun ahengi var. Tebbetinin uzun ahengi var. Kıraatla almışladı bazdı, maddeler almışladı. Ritim uzgaradı yani. Sıratı allazine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim, veladdallin diyenizde bir ritim bu ise. Sıratı allazine en'amte aleyhimu, gayril mağdubi aleyhimu diyende yani uzgaradı. O şu zemme kılışınız bilen, vokuşunuz bilen. Yani uzun kertelik uzgaradı. Kur'an-ı Kerim'de bir Britaniyalik alim, o'sha musiqa shunos alim, tadqiqot olib borib, Qur'onni o'rganib qoyil qopti. Men bir gazetada o'qiganman buni 20 yil oldin, nomi esimda yo'q mana o'sha alim. Hamma joyi zo'r. Lekin bitta joyida o'xshamapti. U ritm ham, iqo ham alohida ilm bo'ldi. Baqaraning oxirgi oyatlarida, oxirgi ikki oyatdan bittasida yoki ikki oxirgi oyatida bir joyi yoki ikki joyi xato. O'sha qoidaga tushmaydi. Ohanrabolikni buzadi. O'sha tomonda bir masjidda imomini topib, shundan so'rabdi. Shu Qur'onda bitta ikkita xato topdim. Noto'g'ri chiqyapti shu yerga, o'xshamayapti. O'qing-chi debdi. O'qisa, nomlar eshitayapsizki, siz xato o'qiyapsiz ekan debdi. Bu kalima bunday talaffuz qilingan deb talaffuz qilgan ekan, mana endi tushdi debdi. Qur'oni Karim o'z-o'zidan sizga ohanrabolikni beradi, musiqiy zavqni ham beradi. Shuning uchun Qur'oni Karimni gapirib o'qiyolmaydi hech kim. Hiç kim. En âm adamım, Kur'an'ı bilin çok da Euzu billahi mineşşeytanirracim diye başlıyor. Hiç kimsen Euzu billahi mineşşeytanirracim diye gafırı okumaydı hiç kim. Kul huvallah'dan başka nesnen bilmiyordu ki adamı ot kızıp patada kul huvallah'ını okutayım. Kul huvallahu ahad diye başlıyor. Uz uzdan o hangi tartıydı? İlacı yok. Hiç kim gafırı okumaydı. Uz uzdan kişiye zavuk verirdi. Bu sizde o'sha aytganimizdek musiqiy quvvatni, ya'ni zavqni, adabiy badiiy zavqni beradi. Bu hali tilim tushunmasidan turib, bu ohangni o'zidir. Har bir suraning o'zini ohangi bor. Shuning uchun qori o'qiyotgan paytda har bir suraning o'zini ohangini berib o'qish kerak. Hammasini bir xil o'qilmaydi. Ba'zi qorilar, taqlidchilar bitta qorini bitta oyatni o'qigan ohangini oladida 30 foriga shuni tatbiq qilaman deydi. O'shaning uchun u kishini qiroati zerikarli bo'lib qoladi. Chunki suralar hammasi bir xil ritim bir xil ohang demas. Shuningdek Qur'oni Karimni yaxshi ko'rgan odam uni albatta ohang qiladi. Ikkinchi jihat. Siz yaxshi ko'rgan narsangizni kuylaysiz. Yaxshi ko'rgan narsangizni sevib aytgan narsangizni zavq bilan aytasiz. Kim Qur'onni tarannum qilmasa bizdan emas deganlari nima deganlari? Qur'onni yaxshi ko'rmasa demoqchilar. Chunki tarannum qiladi, yaxshi Qur'onni o'qigan odam albatta tarannum qiladi, iloji yo'q. Modam qalbini berib o'qisa o'z o'zidan tarannum qiladi. Qandaydir ohang keladi. Kimiki tarannum qilmadimi bizdan emas. Dedilar Rasul akram alayhi sallam. Men Buxoriy rivoyatlarida. Nima uchun? U endi ohang qilib shu shahar boshqarida qolib ketsin degan bo'lmasa degan emas u. U har bir odamni o'zida ohang hissi bo'ladi. O'shani Qur'oni Karimga albatta beradi har qanday inson. Qur'ondan ohang oladi keyin. Kimiki undan lazzat olsa Qur'oni Karimni yaxshi ko'rsa, albatta uni ohang bilan o'qiydi, Qur'oni Karim o'zi ohangga tortadi. Uni gapirib o'qisa kishi, demak u kishi uni sevmayotgan, uni his qilmayotgan bo'ladi. Shuning uchun bizdan emas deganlar. O'sha ma'noda u. Mana bu yana bir kamolot. Ruhiy kamolotlardan bo'yin.
insanın ruhi kuvvetindeki kemalatlardan. Şimdi yine başka bir ciheti var. Aynı lügat til cihetinden. 2010 yıllar etrafında London'da bir ilmi lecnege, komitetke asas salıngan. Avrupa'dan, Afrika'dan, Arap diyarıdan, Asya'dan kılıp en katta, dünyadaki en katta tırsınaslar 10 kişilik katta hay'at tuzilgan. Şunlardan bittesi Doktor İbrahim Mısır'dan. Onlar tillerini organişken bütün dünyadaki tillerini, insaniyetteki tillerini, 3000'den artken, 4000'e bu yetken deyişedi. Oğuz kemen yaptı tiller. Tiller kemen yaptı. Adam köpe yaptı, till kemen yaptı. Ne mi uçun desek, kiçkine tiller, katta tillerine simketi yaptı. Birkaç mesela Avrupa'daki halklar uzun tillerini yok atıp İngilizce götüp yetken. Tillerini, tarihini organişken. Koyulgen soru şu ki, birinci till kaç till? İnsaniyet tarihindeki birinci till. Hemen baktan orada ben en kadim gibiyim ben deyip, hemen halk. Lekin onlar tilini birer de halka bağlamazdan, ya ki birer de siyasi menfaatke, ya ki birer de bir irki tarafkeşlikke karamazdan, tilini uzun tabiyesinden kep çıkıp organışken, haliflerden, tavuşlarından kep çıkıp. Organışken de aksara Avrupalılar bunlar. Lugatul asıl til Arap tiliyken. Asıl til Arap tilidir tapışken. Ve hozirgi tillarning qisqarishi natijasida hatto bir haftaga bitta til to'g'ri kelar ekan, bir oyga bitta til to'g'ri kelar ekan, yo'qib ketish bo'yicha. Ko'p tillar singib ketyapti boshqa katta tillarning ichiga. Chunki xati bo'lmasa, adabiy qoidalari bo'lmasa, mediasi bo'lmasa, o'z-o'zidan yo'qib ketadi til. Masalan, otangiz tilini gapirib, onangizdan eshitib o'rgangan tilingizni maktabga borib yo'qotib kelasiz. Chunki maktabda sizga yozdirib, chizdirib o'qitgandan keyin haliga onangizdan o'rgangan til o'z-o'zini yo'qib ketadi. Uni yozib, qoida qilib saqlamasangiz. O'shunaqa qilib yo'qib ketgan tillarni ko'p. Farazan, tillar yo'qolib borsa, oxiri qaysi til qoladi degan savolga arab tili qoladi deyishgan. Farazan, agar hamma til yo'qib ketsa, oxiri qaysi til qoladi desa, bitta til qolsa, agar arab tili qoladi o'sha deyishgan. Buni ham o'sha tilni tabiatdan kelib chiqib, qavmni xususiyatidan emas. Kep çıkıp aytışken. Şu yerde bir acayip hadisege, yani ki bir acayip, bir garayip haletke düşke düşken. O an bulsa, onlar insanın miyesige aparatlarını ulap, asab talalarını, miyenlik faaliyetini, o hakazalarını aparatke koyup, örgenişken, til bilen miye kanda işliydi. Her kanda til bilen, ana tili, Uzbek tili olsun, Rus tili olsun, Arap tili olsun, İngiliz tili olsun, kaç tili olsa, insanın miyesi til bilen kanda işliydi. O'rganishda insonning miyasi bosh miya har qanday so'zni yangi o'rgangan paytida har qanday til bo'lsa, qanaqa til bo'lsa ham, u ona tili bo'lsin, begona tili, ikkinchi tilni o'rgangan bo'lsin, farqi yo'q. Chap quloqni orqasida chap miyaning orqa qismiga joylatgan kalimalar. Masalan, siz kitob degan so'zni otangiz aytdiki, u kitobni olvor dedi. Kitobni o'rgandingiz, yoki arab tilida o'rgandingiz, kitabun kitab, kitabun kitob deb o'rgandingiz arab tilida. O'sha kitob kalimasi o'rganganingiz chap miyaga joylanar ekan. Keyin miya o'sha kitob so'ziga bog'langan aloqador so'zlarni jamlar ekan. Masalan, kitob, kitobxona, kitoblar, kitob do'kon, kitob purush hammasini chap quloqning orqasiga joylar ekan-da, siz gapirmoqchi bo'lgan paytda o'sha yerdan olib kelib tilingizga uzatar ekan. Siz gapirayotganda tez gapirasiz, miya shunaqa katta tezlikda ishlayotgan bo'ladiki, o'ta tezligidan so'z men gapiryapman men hozir. Orqa miyadan shu so'zlarni terib olib kelib tilimga uzatyapti miya. O'ta katta tezlikda bo'lgan uchun ulg'ayapti. Bir so'z ikkinchi so'zni ketidan uzilmasdan kelyapti. Hatto men shoshib ketyapman. Tez kelganida. Men so'zni tezroq aytib olyapman. Sekin ayta olmasdan shoshganimda. Fikr tez kelganida. Shu qadar miya tez ishlaydi, hammaniki shunaqa. Shunda miya orqa miyadan olib uzatyapti. Endi hamma til xuddi shunday chap miyaga joylanar ekan. Ne ko'z bilan ko'rsinlarki, bitta arab tili o'ng tomonga joylanar ekan. Sabab yo'q. Arab tili kitob desa chap tomonga joylanyapti deydi. Kitabun desa o'ng tomonga joylanyapti deydi. Umuman bilmadi deydi. Nima sababini bilishmagan. 3ta yevropalik musulmon bo'libdi shu bilan iymon keltirgan. Nima uchun desam, sabab yo'q, moddiy sabab yo'q. Hech qanaqa asosi yo'q. Nimaga? Aynan arab tili o'ng tomonga joylanyapti. Faqat arab tili.
dünyada her vatanda çaptamandı. Bu ham Kur'an-ı Kerim'in kitabın enzelnahu ileyke mübarek. Mübarek neden? Çünkü on taman mübarek. Allah Teala şimdi yeterleken uz. Kur'an-ı Kerim'in mübarekliğinden tılını uzdu şuna kadar nelerken. O Kur'an'dan başka kelimeler yiyem. Bana bu demek size eğer Arap dili örgensiz, hususta Kur'an'ı örgensiz, adette işlemediğin, dünyanın hem etilini örgensizden işlemediğin on cihet işe düşerken. Malum kısmı demeyen yani elbette. Bu ham demek insanını, insanı demek akli kemalat verir. Kur'an-ı Kerim'de kelimeler 77 binden artık. Tekrar bunlar. Tekrarsız 14 binden artık. Adette bir sözleşude, balayım, balayım diye kaçan, yaş kattı adamın, min tadın köpü sözü işletmeydi adette. Adette. Gündelik hayatta üçüncü söz eylemler. Non, kant, çay, divar, eşik, dede, aya, amma hala, yatakhana, taratkhana, aşkhana. O da kem kelimelerini işletemiz. Etibar kılın da. Siz bir külli avaziyizi yazıp durup sözlerin telin de iki varak buladı bu meydan. Kur'an-ı Kerim yatlagan bala yaşlı gidi yatlasa 15 bin lügatı yatlagan buladı uz uzdan. Miyani sığımını o tek ette kıladı bu. Yatlagan buladı bu. Çünkü ki eşitkenmez. Yatlagan buladı bu. Miyani sığımını o tek ette kıladı. O hususan acnabi adam, Arap olmayan adam, acem adam olgen de hem onun miyası da o tek ette faaliyet buladı. Bu, onge sözlerini saklaş, kuvvetini belirledi. Bu baza. 14 binde 15 binde söz kem buluşu mümkün sizin azize. O 15 binde söz tekrarsız bu gende. Tekrar bulan 77 binde. Lekin sözler almaşa diyor. Elhamdülillahi. Rabbil alemin. Nalada lillahi lezi. Doğru mu? Anaş birbirine okşagen ayetlerinin kelimelerini birbirine acilatış bilen. Miye her bitti sözüne alahayda idrak etiş kuvvetini hasıl kılır. Yadlaş, tefekkür kılış, fikirleş. Sözlerini tahlil kılış. İnsanın asas kuvveti sözde bulur. Ve miyyenin kata kuvveti nutka sarplanır. Ana şu nutkını, miyyedeki nutk şekillendiriş kabiliyetini kemal getkizir. Cüdeyen mükemmel kılır. Doğru faydalanır size. Demek miyyegi hem Kur'an-ı Kerim ana şimdi kemalat verir. Kemalat ki eşik aç verir diyen kemal. Asas bu verir. Minglab sözlerini yadda tutuş, onların tertibini saklaş, kabiliyetini belirt. Ondan teşkare indi Kur'an-ı Kerim'ni, yine başka közünüzge hem faydası var. Kulağınızge faydası var. Sılık deydi bizde, Rusça'da. Ustazız okuydu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dese siz, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor muyuz? O şuna hangi tuşas? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O tuşuna kaydasın. Ustaz Ar-Rahmanir-Rahim desesiz, uzuzda Ar-Rahmanir-Rahim desesiz. Musiqi dinleş kabiliyetini hem verir. Ne fakat icra. Artıdan icranı hem verir. Közünüzde kuvvet verir. Siz zirzelerini acret ediniz. Okuladığı harf, okulmadığı harfler. Közünüzde tadkikini verir. Siz bir nesemini kalıyor. Bir adamın şunu körüyen peytinizde. Galisliği kızıl mı, kara mı? Yakası ak mı, sarık mı? Dopsi, kalak, hamı yoğunu köre diyen bulas. Çünkü siz harflerini heceler okuyan bulas. Közünüzde idrak kuvvetini, tedkik kuvvetini kuşatırlar. Kulağınızda perde alış, ahengini engleş. Ve sözlerini idrak etiş kabiliyetini yiyen bilir. Hem köz zihnini aşırır, hem kulak zihnini aşırır. Gördünüz mü? Bu hala kalbki ötkenimiz yok, ruhiyetki ötkenimiz yok, başkası ötkenimiz yok. Hazırsa şu yeter. Onu kengeleyeceğimiz inşallah. Demek Kur'an-ı Kerim adı tilavetini özü şünçek insanga menfaat beredi, kemalat beredi. Çünkü Kur'an'ı köp okuş gerek. Kur'an-ı Kerim'ini yadlaş gerek, yadlatış gerek. Bu insanga ana şimdi cismani kemalatını getirdik hazır. Hani ruhaniyse, maneviyse, ahlakıyse alahide alahide ders verildi. Demek bana bu Kur'an-ı Kerim'ini, özünü hususiyetlerden. Hususiyetlerden yana bittiyse Kur'an-ı Kerim söz terleyken peyti de Kur'an-ı Kerim. Manadan kep çıkıp söz terleydi. Bu sarf icazı değildi Kur'an-ı Kerim. Biz de doktorlarımızdan bittiler, ustazlarımızdan Abdülhamid Hindavi şu doğruda alahide bahs kıyan ilmi bahslerinde biz de şu camiada okuyanız. O şende şimdi bahsler mesela siz mesela
bir narsani ifodalamoqchi bo'lsangiz, katta demoqchi bo'lsangiz, palonchi katta non yasadi demoqchisiz. Ko'zingizda oddiy nonlardan ozgina katta xolos, katta non yasadi. Endi oddiy nonlardan ko'ra ancha farq qiladigan katta non yasagan bo'lsa, katta non yasadi deysiz, cho'zasiz. Katta. Madlar ana shunday ma'no beradi bizga. La ilaha deganda umuman iloh yo'q degan narsani beradi. Allohdan boshqa. Ya ayyuha insonlar degan ohangni beradi. Tushundingizmi? Bu sizga Qur'oni Karimning ma'nosini tushunmasingizdan turib, lug'atni bilmasingizdan turib ma'nosini yetkazadi. Shuning uchun Qur'oni Karimni o'qisa birov qori ma'nosini bilmaydiganlar ham qanaqadir ta'sir oladi, o'zi bilmaydi. Qur'oni Karim lafzini lug'atan tushunmagan odamga ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, qul huvallohu ahadda hamma harfi oxiri qalqalalik. Ahadi, somadi, yaridi. To'g'rimi? Qalqala tebranish. Tebranish Qur'on quloqqa ogohlik beradi. Tavhidni o'rnatish uchun o'z-o'zidan qalbingizga tavhid o'rnaydi. Nimadir ta'sir qiladi. Qof surasini o'qisangiz, Qof surasida qiyomatni masalan tasviri bo'lsa, siz tushunmaysiz kalimalarni. Lekin qiyomatni tasviridan keladigan ta'sir qanaqadir ta'sir keladi qalbingizga. Qur'on Karim sarf ijozda shunday so'zlar. Masalan, tilkagidan qismatun diza, adolatsiz taqsimdir bu deydi. Adolatsizlik odatdan tashqari bo'lgani uchun odatdan ishlatilmaydigan qiyin so'z ishlatilgan. Diza, diza. O'z-o'zidan shu so'z qiyinligi bilan adolatsizlik tabiatga qiyinligini singdiradi sizga o'z-o'zidan. Va bunga o'xshagan misol o'ta seyroq. Bu kishi alohida katta ilmiy bahs qilgan Qur'oni Karimning kalimalarini bir chekadan tahlil qilib chiqqan surama sura. Ba'zilari. Mana bu ham siz bilan bizga Qur'oni Karimni o'sha ta'siridan va bizga o'ziga xos bir shakl berishidan. Shuning uchun qorlar Qur'onni ko'p o'qish kerak ta'sirlar. Maza qilib o'qish kerak va Qur'onni sevib o'qish kerak. Bu insonga ana shunday kamolot beradi. Qur'oni Karimni Alloh taolosi shuning uchun sizlarga nur qilib tushirdim, hidoyat qilib tushirdim, muborakdir deb ta'kidlagan va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ko'p o'qishni buyurganlar. Ashabi kiromlardan aytiladiki, aytishadiki, kana hijjirohul Qur'on. Rasul akram alayhisolatu vasallamning xirgi oylari Qur'on edi. Ilgari arablar tuyan yurgizsa ham bayt aytavergan, to'xtatsa ham bayt aytavergan, tursa ham bayt aytgan, o'tirsa ham bayt aytgan. Rasululloh Qur'on tushgandan keyin alayhissalotu vassalom butun harakatlarida Qur'on o'qib yuradigan bo'lib qolgandilar deyishadi. Ana shunday bo'lishimiz kerak bo'ladi. Bu inshaalloh bizga Rabbimizga yaqin qiladi va komil inson bo'lishimizga katta yordam beradi. Alloh taolo o'zi manfaatli qilsin, hammamizga muvaffaq qilsin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna.